Selamlar dostlar, sizlerle bugün Osmanlı serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz ticareti gün şey yaptım, ayarladım, alsat yaptım. Tabi zarar edenler olacak, onları iptal edeceğiz. Lakin Gök Krallığı kazanmış ve Rusya ile ilişkileri bayağı iyi durumda. Harbi karşısına savaşmasına rağmen. Ona bakacağız. Yunan seferi içinde hazırlığım var. Aslında bir şey diyeyim mi, ben Rus'u yenerim. Yani biraz baktım da gerçekten seferi taburları rezil durumda. Yani biz sekordu Rus'ta kalsa, biz sekordu Batı'da kalsa hallederiz de bizim Rus tarafı için çatışma piyadesine ihtiyacımız var. Ama çatışma piyadesine geçersek de batacağız. Ben o yüzden Yunan'ı deneyeceğim bir kere. Bakalım. Belki taraftar bulabilirim kendime. Bakacağım. Bir toprağa kalıyor. O da Batı Ege Adaları. Onu da alacağız. Tabi bu kötü namı 25'in üzerine çıkaracağı için, hatta 32 olacağı için Rusya ile özellikle ilişkiler kötü olacak. Rus muhtemelen karşımızda savaşa girecek. Bütün orduya ihtiyacımız var. Zor ve meşakkatli bir sefer olacağına şüphe dahi yok. Bütün orduları hala hazırda tutmamız lazım. Fransızları belki bu işin içerisine sokabiliriz. Belki sokamayız, bilmiyorum. Yükümlülük karşısında belki gelebilir, biliyor musunuz? Ama Ruslar çok büyük bir ihtimal karşımızda olacak. Bakalım. Aha, o sırada bir dakika. Daha büyük bir olay batıda patlak verdi. Ruslar hem bize hem onlara aynı anda dayanamaz. Yani bize dahil olursa batıda iş yapamaz. Orada yaparsa bize dahil olamaz. Güzel. Yunan taklaya geldi. Yunan'ı yediler. Hadi lan orada. Efendi gibi ölürüm daha iyi. Evet, Yunan'a karışamadılar çünkü batıda Büyük Alman Harbi başladı ve Rus kötü durumda kalacak. İngilizlerle savaşacak. Evet. Yani şu an karşıma Rus bile gelse sıkıntı yok, hallederiz. Evet. Yunan'ı yedik. Harika. Bir kişi bile karışmadı hem de. Şunu da öfkeyle durumu bir biterse çok daha iyi olacak. Siyasi radikallik biraz fazla. Umarım biter. Aynı zamanda Süveyş kanalında da projemiz devam ediyor. Bakalım. Kanalı açarsak ekonomik açıdan çok rahatlayacağız. Güzel. Evet, iyi bir zafer oldu. Şunu hemen bir komutan elde edelim. Bir tane marşal alalım da. Vazgeçtim, otoritermiş ya. Bir tane adam gibi gelmez ya. Adalara atacağız direkt. Adalara atmamın sebebi arkasında şey yok. Düşman yok. Düşman birimleri yok. O yüzden tık tık hemen Atina'ya gireceğiz. Ve Yunan belasında başımızdan def edeceğiz. Donanması zavallı durumda. O yüzden rahatız. Uzun bir savaş çok zarar ettirmiş. İyi ki de Rus batıda müdahil oldu. Güzel. Evet, donanma savaşını kazanmamız yetecektir zaten. Kara savaşı tabii ki de lehe sonuç verecek. Hadi tatiline girdik ya. Güzel. Dışarıdan müdahale edecek bir devlet olmayınca Yunan'ı da aradan çıkarmak tabii ayrı bir keyifli. Azal, tamam. Ege'yi boş ver, şuraya gel. Tamam, diğer orada çıktı ve Yunan'ın işi bitti. Yine ekonomimize güzel katkı sağlayacak bir fetih oldu ve Balkanlardaki otoriteyi bayağı sağlamlaştırdığımıza şüphe yok. Bir Sırbistan yarı bağımsız durumda, otonom vaziyette. Onu da halledeceğiz. Sonrasında rahatız. Bundan sonrası kazanç. Bir Ruslarla aramız iyi olmadı. Ama onu da halledeceğiz. Şu Yunanların işini bir bitirelim. 1,6 milyon gayri yurt dışı hasıla ve doğal kaynaklarıyla bize büyük fayda sağlayacak. Tabii yıkım ve kargaşa gelecek ama yani işini bitirmek o güzel. Güzel hissettiriyor. İonya Adaları ve aynı zamanda da Ateşkes Devletleri, İngilizlerden almamız gereken iki önemli unsur. Evet, Yunanlar teslimiyet bayrağını birazdan çeker. Ve Yunanistan dağılır. Böylelikle biz de birazcık olsun batıdan, yani
birazcık olsun hani batıdan tehdit yeme ihtimalimizi azaltırız. Evet, güzel. Çok güzel. Yani bir Karlofça öncesine gelebiliyoruz yavaş yavaş. Hani biraz zamanlı olacak ama biliyorsun. İngilizler. 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 Dur. Kimle savaşıyorsun? Harika. Para var mı? Para var. Gayri yurt dışı hasıla kaç? İngiliz kardeş. 53 milyon. Peki ateşkes kıyılarını veriyor musun? Evet, ateşkes kıyılarını veriyormuş. Valla para daha çok işime yarar ama yani paradan daha değerli şeyler var. Ateşkes devletleri o da. O da ateşkes devletleri. Cephe asker yollayamıyorum. Keşke aktive etmeseydim. Hatta seferberliği durduralım. Güzel. Harika. Ateşkes devletlerini bize geçirecek ve böylelikle Arap Yarımadası'ndaki İngiliz varlığı bitiyor. Tabi Yemen karası kalıyor. Orayı da halledikten sonra Batı ve İran toprakları, Pers toprakları kalıyor geriye. Kaşarlar var tabi. Kaşar hanedanı duruyor ama yani Rusların aşırı baskısı altında kalacaklar. Avrupa'da böyle bir durumun olması bizim lehimize. Rusların zayıflaması ve İngilizlerin zayıflaması yine lehe. Ve aynı zamanda Ateşkes Devletleri artık sahip. Güzel. İleride çok güzel petrolden parayı bulacağız. Demek oluyor bunlar. Uzun vadeli düşünürsek iyi yatırımlar. Para desteği de çok makbule geçerdi ama yani yapacak bir şey yok. Biraz kamu çalışanları ücretini azaltabiliriz. 10K kadar oynuyor ama. Azaltabilirmişim. İşte 10 bin iyidir yani. Biraz prestijden düşeceğiz ama yapacak bir şey yok. Ticarette saçmalayan bir şey var mı? Birazcık var. Onu iptal edelim. Hala daha konvoyum dünya kadar. İngilizler arayı tutup birazcık para desteği de kapmaya çalışacağız. Almanlarla İngilizler birlikte Avusturya'yı yiyorlar. Rusya'da pek dayanıklı değil. Güzel. Donanmamız fena değil. Yani nispeten başlangıca göre bölgedeki yani majör güçler haricindeki en güçlü donanma. Özellikle İtalya'nın durumunu göze alırsak iyiyiz. Avusturya'dan daha güçlüyüz. O da yine bu iyi bir artı yazar. Olası bir savaşta Venedik'e gireriz. Onun dışında iyiyiz ya. Can pozisyonu da bitti. Şimdi burada Hicaz'a ve Mısır'a bakacağız. Ateşkes bittiği vakit bu ikisini annekslemeye çalışacağız. Yemeğine de bakabiliriz. Lakin biraz kötü nam yine biriktirmek, bekletmek lazım. Şu Ateşkes devletlerinin hemen bir otonomisini düşürelim. Harika. Umman'ınkini de düşürelim ya. Aynen öyle. Harika. Çok güzel. Bir yeşilimize döndük. Güzel. Bir Sırbistan kaldı. Onunki de düşürse iyi olacak ama. Onu şu an hiçbir şey yapamayız. Diplomatik paklardan çok az geliyor ama paraya. 10 bin. Bütün o vasallarımıza rağmen sadece 10 bin geliyor ya. İngiliz'in eğer ki parasını alsaydık. Nereden baksanız galiba 30 bin ekstra yazardı. Kim? Cumhuriyetçi. Hayır. Cezan otonomisini düşürdü. Kuklaya kadar indi. Bundan sonrası kolay. Artık savaşlara da geliyor. Harika. Trablusgarp'ı ihlak edemeyiz. Yani olası bir siyasi olaya sebep olursa üzülebiliriz.
Tunus'un otonomisini azaltacağız. Şu an bir tek Sırbistan bir düşündürtüyor. Onu da bakacağız. Birbirlerini yemeleri hoşuma gidiyor. Ne araştırıyoruz? Milliyetçilik mi? Diyaletik. Diyaletikten sonra milliyetçiliğe de gideriz. Kanal geliyor 40 haftaya. Kanal özellikle çok çok önemli. Dediğim gibi o şirket bizim için çok önemli. Tabi sonrasında hemen diyaletikten sonra anonim şirketlere başlamam lazım. Yoksa o kanalın bir anlamı kalmıyor. Açamazsa yani şirket yok çünkü. Kölelik yasağını destekliyorlar ama yani geçiremem. Mümkün değil yani. İsyan etmedi ama bu isyan etmeyeceği anlamına gelmez. Kırsal kesimde ciddi bir sıkıntı var. Seçim olsa acaba ne çıkacak bilmiyorum çünkü Münike'de dayalıya geçtik. Gerçi ondan sonra seçim olduydu galiba. Bilmiyorum ya, biraz sıkıntı. Lakin Yunan'ı ve hani ateşkes kıyılarını devletten almak çok iyi oldu. Uman'ın da ve Hicaz'ın da otonomisi düştü. Şu an iyi durumdayız. Gayet iyi durumdayız. Bir kötü nam. Bir kötü nam sıkıntı. Bakalım. 25 hafta sonra da kanal gelecek. Bizim için en pahalı, en uç proje buydu. Lakin bütün o borçlarımızı silme konusunda hiç inanmayacaksınız belki. En yaptığımız mantıklı hareket buydu. Kağıt nasıl pahalıymış. Yine İngiliz bir olaya dahil oldu. Vallahi İngiliz'in yanında olmaya devam edeceğiz. Güzel. Koparabildiğimiz her şeyi alacağız. Hollanda nerede? Doğu Hint aristokratis yani. Ne verirsin bana? Biraz etrafa böyle şantarmalık yapacağız İngiliz gibi. Diyaletik geliyor. Hemen anonim şirketler ondan sonra. Yani artı bir o şirket. Ya gerçi bu da olur. Aynen. Bu da olur, bu da olur. Şirket tüzükleri de olur. Yani bana bir şirket açması lazım. Olur. Diyaletik önemliydi. Üniversitede felsefe bölümü için. Aslında atmosferik motorları açtım ben değil mi? Evet açtım. Ne o? Oğlum o kölelik yasağı... Kölelik yasağı... geçiremem yani. İç savaşın... Direkt sıkıntısı olur. İktidardan da ayrıldılar. Kim istiyor? Yani kölelik yasağından ziyade daha makbul bir şey isteseniz... Demokrat! Bu olur. Uzlaşma. Evet. Harika. Çok iyi oldu. Adam var ya sonunda geldi ya. Demir yolları ya da su kazanı zerre umurumda değil desem de inanmayın. Burada demir yolları değil de su borulu kazan istiyoruz. Tamam güzel. Madenlerden en azından artık bir şeyler çıkarabiliyorum. O da bir şeydir. Kesin evlerine de bir geçsek mi? Ama sıkıntı var. Camda kurşun lazım, alette çelik lazım, kağıtta da sülfür lazım. Artık ham madde işlememiz lazım. Şu kanaldan sonra yapacağız. Evet geliyor kanal. Şirket tüzükleri de gelmek üzere. Güzel. Şimdi hemen oradaki şeyin kanala şunu tıklamamız lazım. Tek masrafı bu olacak. Hemen bunu alabildiği kadar işi dolduracağız. Kapitalist, katip ve makineciler. Burada onların öyle bir nüfusun olduğunu zannetmiyorum ama belki hani göç olur, işe göç olur ya da eğitilir herhalde ya. Bakalım. 11 çalışan. Evet tabii.
Biraz mal tüketimi de var yani de. İstihdam dolduğu zaman Süveyş kanalının inşaat seçeneği gelecek ve ondan sonrasında iş gücü doluluğu %90'a ulaştıktan sonra şirket açılacak. Şirketten sonra da 6 artı 50 bin kâra ulaşacağız. Nitelik yok burada ya. Bir tane üniversite mi yapsak? Ama üniversite yaparsam bu sefer de sıkıntı ayrı. Nasıl yapacağız onu abla be? Sina'da hiç nüfus yok ya. İstanbul'daki doğu şeyini boş ver. Buraya acilen göç kampanyası desek. Nüfus gelir mi ki? Hiç sanmıyorum ama. Aa geliyor, harika. Tamam. Çok iyi oldu bu. Buraya nüfus, acilen nüfus lazım. O iş gücü katip matip gelip bunu bitirmesi lazım. Yani genellikle çok işe yarayan bir edikt. Göç cazibesi. Zaten iç göç tamamen. Bunu söyleyeyim. Diğer hiçbir yerde göç cazibesi olmadığı için buraya geliyorlar bu arada. Yani bir İstanbul'da var. Edikt. Çok iyi bir edikt. Bizim yatırım havuzunda para var ha. 1,2 milyon. İyiymiş. Üniversiteleri de açtık. Güzel. Şimdi kömür. Benim gördüğüm en büyük sıkıntı kömürde olacak. Düşündüğüm en büyük sıkıntı en azından kömürde olacak. Çünkü şeyde kömür atmosferik motor pardon atmosferik şeylerde neydi onun ismi ya? Atmosferik motor pompasında aynen. Buna geçtiğimiz zaman diğer hepsinde sıkıntı olacak. Şimdi atıyorum sülfürü inşa ettiğimiz zaman da zarar etmeyelim diye. Ona geçeceğiz. Zaten sülfüre de gideceğiz. Kağıtta mağıtta. Bir anda bunları atladığımız zaman ekonomi ancak o zaman düzelir. Yani refah o zaman veririz. Tunus'un otonomisi azalabilirse iyi olur. Sırbistan bir düşerse yine çok iyi olur. 62 güzel artıyor. Avrupa yedi birbirine. O toprak kaybı görmüyorum. Ha almış, trol almış. Geldi. Aslında çok da uç bir ideolojiye gitmedi. Bir şey değil mi? Evrensel oy hakkına gidebiliriz şu an. Şaka değil. Ve bunu isteyenler şey. Evet, sıkıntı çıkarmazlar. Hatta size bir şey söyleyeyim mi? Serfliği kaldırabilirim. Çünkü artık yerel yöneticilerin buna bir dur diyecek gücü kalmadı. Başlarındaki adam yüzünden. Güzel. Çok iyi oldu. Bir an önce kanalı şey yapalım. Nüfus artıyor. Çok güzel. Ya şuraya bir tane üniversite atsam. Nitelik. Sanki olacakmış gibi. Kaç bu nüfus? Yok ki acaba. Deneyeceğim. Ya buradaki acilen köylüleri değiştirmem lazım işe. Hatta daha yüksek kapitalisti falan. Sıkıntı yani bu. Memlekette ne kadar kapitalist varsa buraya gelmesi lazım. Kanal açık olsa da dolu olmadığı için tam işletemiyorsunuz. Yani o eventi görmek lazım şirket için. Kim bu? O adamı öldürtmem. Durdurun düelloları. Yani şuna bile geçirebilir şu. Çok iyi olur. Ve ticaretinden buna zıplarız. Ne alemdeyiz? Nüfus akıyor. Üniversite biterse nitelik gelecek. Nitelik gelirse de kanal tamamlanacak. Harika. 1K oldu bile. İyi nüfus akıyor ha. Harbiden iyi akıyor. Zaten muhtemelen Sina'dan falan. Aynen. Mısır'dan göç ediyorlar Sina'ya. Yani böyle bir 100 bin olsa iyi olur Sina'da da çünkü iyi mal var. Bu edikler önemli ya. Göç en iyi aralarında göç çalışıyor. Yani gerçi hani şu da fena değil. Yol bakımı çok iyi olabilir. Acil durum yardımı gerçekten bir yer sefaletle boğuşuyorsa yine çok iyi. Mesela biz niye kullanmıyoruz? Çünkü her yer sefalette boğuşuyor.
Borçlarımız var. Bizim o şirketi bir an önce aktive etmemiz lazım. Araştırmadan geliyor şirket tüzüğü. Şirketle beraber bu hallolacak. Üniversitede gelmek üzere. Hatta üniversite gelmiş. Ulan şimdi... Al bir de buradan ya. Ulan üniversitedeki niteliği nasıl dolduracağız peki hani? Ha? Nasıl olacak? Eğitim verecek adamlar eğitimli değil ki. Biraz keyifsiz. İlk başta kurşun mu yapsak ya? Dur bakayım inşaat sektörüne. Ya cam istemiyor. Şu an için demir ve odun. Demir ve odun. Alet bakabiliriz. Aslında çeliğe geçilebilir biliyor musunuz? Çelik aletlere geçsek çok ucuzlar alet evet. Bir çelik sanayisinin en azından böyle kafasından ucundan başlayalım. 3 tane çelik fabrikası yapacağım. Aslında 3 çok. 3 çok evet. 2 tane yapsak da olur. Hatta satın alırız da ya. Çok ama. Amerika'da olsa 10 tane basarsın ama işte Amerika'da değilsin aslanım. Orada çok para yiyor ya. Ama ordu bizi zaten bugünlere getiren ordu. İngiliz babasının hayrını orayı vermiyor. Ordun eğer güçlü değilse o şeyler de umrunda olmuyorsun yani. Ne yaparsan yap müttefik de olmuyor zaten. Bu vasalların da gelmesi bizim için o yüzden önemli. Mesela bunun kabul etme ihtimali yine ordu gücüyle alakalı. Biraz borçların üzeri milyon borçtayız. Böyle bir İngiliz gelse de ah ah dayı gelse de bizim borcu üstlense gitse. Demesin lan sonra duyun uyumumi diye bir şey ya. Neyse en azından Yunan'ı aldık ya. O çok keyifli oldu. Ama kargaşa var kesin isyan edecek. Biz kendimize bile bakamıyoruz ki. Sana nasıl bakalım. Her şeyi toplarsak olacak. Özellikle kanal. Geliyor geliyor. Buraya ama hiç yatırım yapmamam lazım. Yani gelen nüfusun direktman buna zıplaması lazım. Üniversitede var yani nitelik bilmiyorum. Kapitalist çok sıkıntı abi. Bizim halk açlıkla boğuşuyor. Nasıl kapitalist gelip buna girecek ki? Bakıyorum da yani istihdama. Zor ya. Gerçekten zor. Biraz çelik aletlere geçebiliriz. İnşaat malları çok fazla. Yani ben yatırım havuzundan biraz yararlanmak istiyorum. Biraz bir süre inşaatı durdurabiliriz. Kurumdan metropol polisine geçebiliriz aslında ya. Aynen. Bari bunun eventini alalım. Madem o kadar gittik. Değil mi? Madem o kadar gittik. Bir şeye yarasın. İçerideyiz. Ya çok fazla inşaata para gidiyor şu an. İnşaata ve orduya çok fazla para gidiyor. Ucuzlatmak için de teknoloji de gelişmek lazım. Galiba şirket tüzükleriyle bu aynı anda yetişecek ya. 1.7. Aslında bir toplu göç gelmez ki kim göç edecek bize. Başında kimse göç etmez ki. Ama iyi arttırdık nüfusu yani bir yıl içerisinde bayağı iyi arttı. Cazip de bir yer değil yani. Bir 100 bin olsa aslında var ya kendini kurtarır. Bu edikte aslında ileride şeylere Necde falan da yollamak lazım. Çünkü petrolün başında niyetine çalışacak biri lazım. İstanbul'dan bile Sina'ya göç ediyorlar. Yani bayağı hızlı artıyor. Aslında İstanbul'dan göç etmeleri lazım mantıken de zaten. Valla anonim şirketlere kadar gitsin bu iş. Hatta direkt anonim şirket olur. Posta bankacılığı da olur. Çok çiftçimiz var aslında. Bu daha iyi olabilir bizim için. Ya da böyle iyi bir şirket var mı aktive edilebilecek? Yok ki. Ya şu an yani bir Süveyş kanalı şirketi var. O da zaten bize yeter. Kabartma tozunu araştırdık. Hadi bakalım. Çelik kıt da olmayacak onu biliyorum. Eldeki şirket çalışacak. Hatta çelik fabrikamızda işlemi arttırabiliyor muyuz sahiç? Ama kurtaracak.
zamanla dolacak. Çünkü diğer şimdi şu an çelik fabrikalarının şeyi yok. İçinde işçi yok zarar ettiği için ama şimdi olacak. Başlangıçta çok zarar ettiriyormuş gibi gösteriyor ama toparlıyor. Asla hassas aletlere geçemeyiz. Buharlı gemiler bizim neyimize? Gaz lambaları, aslında gaz lambaları olabilir ha. Kömür yok. Yeteri kadar kömür sanayimiz yok. Ya da hizmetten vergi alıyoruz ya. Geçelim. Aydınlansın. İngilizler bedava ya. Gaz lambası verdi. Hünkârım. Niye alalım? 2,1K. %42. Biraz fazla istiyor yani. %90 çalışan istiyor da bayağı fazla. Aslında nitelikli eleman olsa şu an burada. Ama şöyle. Ne kadar nüfus olursa o kadar iyi. Çünkü üniversiteye gidecek. Üniversiteden niteliğe doğru dönüşecek. Yani zorlu yaşayan sıkıntı işte ya. Yani ama adamlar şey yani böyle çeyrek ekmek bekliyor. Ben hani iki çeyrek yarım veriyorum mutlu oluyor. O sıkıntı değil yani. Şu an bayağı tribe de girebilirlerdi. Kıtlık yaşıyoruz diye bir daha o ne lan? Nereye gidiyorsunuz? Sanki bir yere göç var. Hayır ya. Amerika'ya göç ediyorlar ya. Kaliforniya'ya niye gidiyorsunuz kardeşim ya? Hayır. Köpek Amerika seni. Hayır. Vallahi Amerika'ya göç ediyorlar. Gitmeyin demedik mi? Ben o göç kanunlarını yasaklıyım da görün siz. Vizenizi bir iptal edeyim de görün. Oğlum. Baya göç ediyorlar dur. Bak göstereceğim. Bak. Oregano mu göç ediyor? Yunanlar... Ya, hayır. Kanun çıkar ya. O yüzden atacağım. Bu adam olduğu sürece çıkar. Oğlum çok kötü oldu ya. Ya senin de Allah belanı versin. Ya ben ya onlar. Ya ben ya onlar. Git o zaman. Benim bu göç kanununu bir halletmem lazım. Dışarı çok insan vermeye vardık. Adam okuyup oraya gidiyor yani. Böyle olmaz. Levent güzel. Valla bu çok daha iyi olabilir. Daha iyi olabilir. Ya 5. seviye polisi zaten bizim yapabileceğimiz şu an en iyi şey o da yani çok nüfus gitti oğlum ya. Vallahi çok gitti yani İstanbul'dan da göç ettiler ama yani yuh ya. Yunan'dan da giden çok. Benim acilen o kapalı sınırları geçirmem lazım. Getirin şu kanı da geçireyim ya. Hemen kapalı sınırları açacağız. Kapalı değil de göç kontrolleri olabilir belki ya. Gerçi bununla kaçarlar gene. Yok lan vazgeçtim. Açık olsun. Açık olsun. Geri gelecekler. Değil mi? Oraya gidip böyle para kazanıp şey diyorlar. Bana ne senden köpek. Cezayir'e ver geleyim. Ne diyecektim ya? Ha şey, geliyorlar böyle değil mi? Hani Türkiye cennet. Türkiye kıymetini bilemiyorsunuz. Siz kıymetini bilemiyorsunuz. Aha kanal geldi. Vallahi geldi. Cennet, cennet. Ya aslında hani biz de gitmezdik ama işte hani şey ne derler onu kurulu düzenimiz var o muhabbet. Kaliforniya Türk oldu ama ya. Vallahi bir şey değil mi? Gerçekten sayıları çok fazla yaratacak. Neyse biz de gider kor olarak geri alırız ya. Karşı dışarı çok. Süveyş şirketi bir başlasın. Çok iyi olacak. Tık 50 bin. Kelepir. Kötü ün ne alemde?
Nam. İyi seviyeye gelmiş. Aslında biz bir Mısır'a insek. Rus görüyor mu burayı? Vallahi görmüyor. İngilizler aramız nasıl? Çok iyi. İttifak bile kurabiliyorum İngilizler. İyi iyi. Şu oraları alalım. Sen gene vereceksin mi? Evet, gene verecek. Serflik muhabbetini bir kaldırabilir miyiz arkadaşlar? Radikalleşme ama ya. Tabi o kadar radikalleşiyorlar. Nasıl yapsak? Hırsi bürokratları istemiyor musun? Oha. Olur. Kim istiyor lan bu kanunu? Yerel yöneticiler. Enteresan. Hangisinde daha çok artıyor? Vallahi seçilmişte daha çok artıyor. Bu olsun o zaman. Sizi bir karşıya atsam ben. Aydınlar da gelsin buraya. Güzel. Tamam iyi oldu. Bu taraf iyi oldu. Bu taraf çok iyi oldu. Isı bürokratlardan hızlıca geçecek demek o da yasa. Çok güzel. Aa dur seni unuttuk. Savaş hedefi ama. Yani, gerçi ihtimal, adım atma ihtimali kaç? Var. Mavi Nil de önemli aslında. Mavi Nil'de de kaynak var ve nüfus var. Ama bütün kötü namı da burada kullanmak istemem. Kim görüyor? Görmem lazım. İngiliz görüyor sadece. Hiçbir şey olmaz İngiliz'den ya. Mavi Nil'i ver. Burayı ver. Ver tamam. Komple attık. Umarım geri çekilmez. Bakalım. Bak böyle geri çekiliyor gibi oldu. Ona bir ayar çekmemiz gerekebilir. E ana talep değil ki geri çekilirsen ihlak edilmiyor. İyi word. Vallahi word. Bütün Mısır'ı alıyoruz farkı. Bizsek orada aktif yeter ya. Ah geldi gönlümün efendisi. Kanal. Oğlum çok iyi ya. Mahmudum bu çok iyi ya. Yani gerçi geldim ki lan. Geldi geldi gelmez olur mu? Of bu kayış gibi. Bu bizi kurtardı. İngilizler alana kadar muhtemelen olsun. Yani ama iyi durumdayız. Kanal var ya öyle bir para kazandırıyor. Öyle böyle para kazandırıyor ki. Ve donanmamızın artık geçişi var. Çok iyi oldu. Güzel. Ve ayrıca Mısır vilayetinde komple aneksedik. Şurada aslında bir acil durum yardımını hak etti bunlar. Bunlar bir ekmek yerine bir buçuk ekmek alsın artık. O iş gücü doluluğunu %90 yapalım da şu eventi de görelim kanalı inşa edelim. Mısır'ın da geri kalanını aldık. Güzel imparatorluk sınırlarına ulaştı. İşte Karloff öncesi. İnancın sınırı yoktur. Ulema. Umurumda değil ya şu an ulema. Yetersiz inşaat uzunluğunda mıyız? Neredeyse. İstek daha vergi düşürüyorum. Halk birazcık böyle yani yeter. Hem de otorite biraz tartışmalı hükümete düşsün. Reform geçirelim çünkü. Hırsi bürokratlardan sonra çok rahatlayacağız ya. Çok rahatlayacağız. İmparatorluk büyüyor ya. Şimdi çok iyi büyüyoruz şu an. Uzun vadeli düşünüyorum da yani bilmiyorum. Burada koloni kurmamış ya. Kursaydı iyiydi. Bizim umman kıyısı bir işe yaramadı çünkü. Neyse sıtma tedbirleri geldiği zaman bize bir Afrika ineriz. Aa, bunlar dağıldı.
Ama iyi oldu bunların dağılması. Peki bir şey diyeyim. Şöyle bir şey yapsak daha iyi olmaz mı? Bence daha iyi oldu. Seçim var ama gerçi seçimden sonra oylar bir dağılacak. Vatanperver Parti bayağı artıyor. İyi. Hidivliğin sonu. Ya da ihanetin sonu. Ne dersen. Islahatı Hümayunu. Bu ne lan? Daha profesyonel bir brokerlik sistemi kurmak adına. Tamam. Ha bu bildiğim bu yani. Ben özel bir emanet mi gerçi bu? Yo özel bir emanet evet. Bürokratik reform bu. Tamam. Ne diyor? Sünni toplumlar içinden radikal olanlar, Ortodoks tarafından radikal olanlar ve genel olarak radikal olanlar. Valla nasıl yapsak? Ayrımcılık görenler radikal olanlar. Bu daha önemli bizim için ama. Ben direkt bunu seçiyorum. Bu yasa çıksın. Masraftan da kaçınmaya niyetim yok. Bu yasa çıksın. Hadi. Önemli bir kanun. Küresel pazar açılacağız. Sanayicilerin artması iyi olur. Lazer olmaz da işte ya olursa. Ya olursa attık bir olta bakalım. Eritre'ye de girdik. Artık Etiyopya üzerine de hamle yapılabilir. Ve artık Hidivliğin sonunu gördük. Hiçbir şey tilt olmasam bu Hidivli'ye tilt olurum. Çok büyük ihanetleri var bize. Yani Osmanlı'nın dediğim gibi sonunu getiren hamlelerden biri. Bunların isyanı çok büyük. Çok büyük dünya basını da bizi çok rezil ediyor. Yani o kadar büyük ki. Büyük bir ihanet. Bir de İstanbul'a yürüyor paşam. Ah. Bir de İstanbul'a yürüyor beyim. Haydi. Tigray ne ya? Tigray? Bu ne ara? Allah Allah. Neyse göreceğiz. Eritre'ymiş. Şu kadar yeter. Olur galiba. Bu kanunda bile dışlama yani Kürtler dışlamada bile şeyken yani bayağı koralıyor aslında. Yunanları falan dağılsa, Bulgarı falan dağılsa çok iyi olacak. Bu da bir sonrakinde olacak galiba ya. İyi. Şu anki reformları iyi. Hatta yerel yöneticiler mutlu bile lan yaptıklarından. Size bir şey diyeyim mi? Bundan sonraki ilk hamle serflik. Çok net. Sonrasında direkt okulları da açabiliriz. Yani eğitim çok önemli. Fransa ile bizim savunma paktı az önce yandı tabi. Almanlar ne veriyor ya? Bir de onlara bir bakalım. Ha? Ha, para vermez. Ne yaptık? Sina'da 100 bin nüfusa ulaştık. Güzel. Da hala da okumuş ilim irfan sahibi kimse yok anladığım kadarıyla. Merkez Bankası, Merkez Arşiv. Merkez Arşivi olabilir. Para basma borç faiz oranı. Bu da fena değil. Eşitliğe gerek yok. Şimdilik gerek yok en azından. Tam ineceğim yere damladı da neyse ki Etiyopya'da var. Buralara ilerleriz. İngiliz Afrika'dan atma görevi de ileride bize düşüyor. Biraz borçlardan arınmak için yani takılıyoruz. Süveyş olmasa baya baya batıyormuşuz ya. Yatırım havuzunu dolduramıyoruz galiba değil mi? Tam pek. 27 milyondayız. Yani İngiliz'in durumu önemli. İngiliz 64 milyonda. Amerika çok güçlü durumda. 33 milyon.
Ruslar 52 milyon, Fransızlar 56 milyon, Almanlar 51 milyon, Avusturlar 30 milyon. Çin batmıştır. 154 yani çok abartı olamaz. Japonya 20 milyon. Biz iyiyiz ya. Bence biz toparlayacağız. Yani çok karışıklılık ve çok kötü reformlarımız var. Yani daha hani gelenekselce sanayicideyiz. Yıl 63 oldu. Biraz bir dizi şanssızlık yaşadık. Benim de eşekliklerim vardı. Yanlış oynadım, çok kısım olmuştu. Eyvallah ama kira çiftçilere geçeceğiz. 3 reform, 3 tane yasa ve çıkma oranları şu an çok kolay. Demokrat birisi olduğu için başlarında bunların. Yani çok iyi oldu o. Seçilmiş bürokratları tık attık mı bu iş kolay. Gerisi tık 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 diye gelir. Şu da bir düşsün. Şimdi buraları korlamadım ama korlasak mı acaba? Korla gitsin ya. Devlet yönetim binaları da basalım. Vergiyi en azından kurtardık ya. Yani tahakkuk edilemeyen vergi sayısı bayağı az. Ben vergimi alırım diyorum yani şu an. Baksanıza kanal olmasa da bayağı zararına iş yapacağız. Bir de tabii artık üretim yöntemlerini ayarlamam lazım. Yani şu an bizi aslında en büyük geriye düşüren şey de bu ya. Üretim yöntemleri. Harika. Dur, o inşaatları iptal edelim. Kanun çıktı, hırsı bürokratlar gider. Serflik, evet serflik istiyoruz şu an. Kira çiftçilerde direkt hibeli çiftliklere geçersek radikalleşiyorlar. Kira çiftçilere ses etmiyorlar. Peki. Kira çiftçiler olsa. Serflik harici her şey okeyim şu an ya. Çünkü okul yok yani. Ulan okul açmak istiyorum. Okul yok. Devlet dininden de çıkmamız lazım. Onu bir tam ayırmaya ya da yayınlarda da sıklıkla gördüğünüz gibi Reşat teyzeyle geçirebiliriz. Bir Osman man lazım ama. Prestige. Şimdi kristal için kurşunu, aslında kurşuna girip birazcık kar edebiliriz. Sülfür de basabiliriz. Sülfür ve kurşunu artık gence basalım. Biraz kapitalist arttırsak iyi olabilir. El dikişine emin değilim. İpeğimiz pek yok şu an. O sektörde pek iyi değiliz şu an yani. Basmadık daha. Yani basarsak da kıyafetsiz kalabiliriz. Öyle bir riski var. O yüzden sıkıntılı. Demir yollarına da daha geçmedik. Yani ama çoğu sorunumuz çözüldü. Ana filoya yolladım bunları da. Cephane kıtlığı da büyük bir problem. Bir tane cephane mühimmat tesisi yapamıyor muyuz ya? Bir tane olsun. Lan bunların da şeyi çok sıkıntılı ha. Ha, kırsal kesim halletmiş güzel. Bu kanun çıkabilir mi artık? Ya diyeceksin hani kışkırtıcı al. Yok ki. Yok ki. Ya dua ediyoruz artık hani şuradan gelsin diye ama yani yok. Ya şundan iyisi gelmez ama hani. Bu zaten şey. Değil mi? Bu general değil miydi ya? Yok karıştırıyorum. Umarım başka şey olmaz. Can olamaz ki. Olamaz. Başkanlıkla yönetilmiyoruz. Doğru. Borçları ödedik sayılır. İpek basılabilir. İpek çok para kazandırır uzun vadede de. Tütün biraz sıkıntı. Kahve basabilirim diyeceğim. Kahvemiz var. Alet buluyoruz. Teknolojide yakaladığımız sürece sorun yok. Buluş 78 yani maksimum olabileceği bu. Okuryazarlığa bir, hemen bir başlayacağız hızlısından.
Maden ya. Şu an ilk camla mı girişsek? Evet, camla girişebiliriz. Kristalden kurşun. Çok acil kurşun. Nerede var? Bosna'da var, Sina'da var, Yemen'de var. Yemen'de işsiz yok ama. Erzurum'a yatırım yapılabilir. Evet, Erzurum'da çok da işsiz varmış. Hemen bir 10 tane açalım buraya. Yunan'a yapmayacağım. Sina'ya da yapmayacağım. Bu çok iyiymiş. Çok iyiymiş bu. Bir yandan bunları da elimine ederiz. Güzel olur. Harika olur. Harika olur. Kurşun madenlerini açarsak iyi olacak. Bir de şu zırt pırt kışlalarda sıkıntı var. Bir de tabi hat piyadesindeyiz hali. Onu da geçireceğiz. Aha! Tonemi düş. Düş lan. Kuklaya kadar düştü. Harika. Siz Romanya'yı kurarsınız ama ben de örnek isterim kardeş. Örnek isteriz la kardeş. Aman gelsin. Ateşkes devletleri gelsin. Tunus gelsin. Lan ben o şansı kesin kaybederim. Gerek yok. Hicaz. Hicaz aslında alırız. Biraz kötü nam baya biriktiydi. O azalsın. Radikalliği de istemiyorum yani. Çok ofansif, agresif davrandık. Bir hani şeylere girebilirsek eğer, kaçarları alabilirsek Pers bölgesine, İran bölgesine inip oradan aslında Afganistan'a zıplayıp burada mal yetiştirip buna satabiliriz. Gerçi bunda yasak var mı bilmiyorum. Bilmiyorum. Belki de yasaklamıştır. Gök Krallığı savaş yeti çünkü. Teokratik bu arada. Teokrasi yönetiliyor. İyi, kanun geçti. Ne teknolojisi geldi? Kaçırdım onu. Su grubu kazanlar gelmiş. Ne diyorsun? Güzel. İyi bir teknoloji. İyi bir teknoloji. Uy. Patlayıcı mı? Patlayıcı yok. Komple yok. Kim ayrımcılık görüyor ki ya? Göç etmiyorsunuz değil mi kuzum? Kaliforniya'yı Türk görmeyeceğim değil mi? Oregon'a bakayım. Yunan'a bak ya, 680 bin göç etmiş Yunan olmuş buraya. Ama bir dakika, Kaliforniya'da Yunan, 436 bin Yunan burada. 600 bin, 687 bin Yunan burada. 200 bin Yunan burada. 58 bin burada. Türkler de göç etti. Onlar da nerede bilmiyorum. Ama böyle yani şeyler gelirse biz nasıl geçirelim yasayı? Lan Yunanistan'da Yunan kalmadı. 1 milyon Yunan gitmiş. Gitmiş. Nereye gidiyorsun kardeşim? Niye acı çekiyorsunuz ya? Ne oldu? Siz hiç şey, oralı değilsiniz. Tabii şimdi burada Yunan kalmadı. 30 bin nüfus ne demek? Burada Yunan kalmadı ya. Sina'yı nerede Türk yapacağım? Bu arada o şeyden sonra, yedikten sonra. Liberalist yani. Çıkarma atacağız mecbur. Bilmiyorum. Sıkıntılar yani. Yapılacak şey yok. Yunanlılar kaçtı gitti memleketi bırakıp. Hadi dayı biz gidiyoruz deyip Amerika'ya gittiler. Bizdeki Yunan sayı, nüfusu sayısı ondan daha az bu arada. Neredeyse. Bende 2,5 milyon var. Orada sadece 1,5 milyon vardı. Yani Amerika'da daha fazla Yunan olabilir. Bilmiyorum. Adamlar göç edip ecip duruyor. Lakin bu bölümde yaptığımız en güzel şey şu Sina'nın, şu Cici Sina'nın açılışıydı. Çok güzel oldu. Süveyş kanalından parayı vuracağız. Zaten Süveyş kanalı olmasa biz batıyormuşuz ya.
Neyse, o Yunanlar gelmek isteyecek, bu sefer ben sınırları kapatacağım kardeşim. Hani buradaki şimdi akrabalarını hava atıyorlardır hani. Yani Türkiye şey pardon dur. Atina cennet cennet ama şey hani kurul düzenimiz var Kaliforniya'da. Ne yapıyorsun? Altın avlıyorum. Petrol bakıyorum. Arsa var, kovalıyoruz. Yeni dünya. Gelecekler. Döndüklerinde de buranın daha zengin olduğunu görecekler ve kuralı düzenlerini bırakıp buraya geri göç edecekler. Aklımdaki tek fikir bu. Neyse. Ya da belki biz Kaliforniya'ya gideriz. Bakarız. Neyse. Görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşürüz.